biraz erken oldu biliyorum ama. Allah bayramı. Allah. Allah. Arkadaşlar, sayın medya bunu devri mensup mensup üyeleri. Saygıdeğer Hasan Gefler. Şehitleri şahalarda yüzen alsanca sönmeden yurdumun üstü. Gel burada yetkililer nerede? Hasan gel burada yetkililer nerede? Hasan gel. Reis Hasan Gefler sahipçi. Reis Hasan Gefler sahipçi. Reis Hasan Gefler sahipçi. Reis Hasan Gefler sahipçi. Siz de tek çıkar şu tarafa alınız. Başkanım. Bir yerde beklesinler. Başkanım şu tarafa alın. Zeytin Dağı'nın hareketi için polislerimizin yanındayız diye, askerin yanındayız diye
Biz orada ne yaptık? Biz saygı duruşu, istiklal marşı okuduk. Ellerimizden Türk bayrağıyla. Türk bayrağıyla çıktı buna. Bir dakika, ben bir şey söyleyeyim. Bizden sandıkları şey gördünüz mü ya? Arkadaşlar. Benim bir hatırlık olur mu ya? Nerede bu davranış işte? Nerede? Ya bu imansızlık var burada ya. Ya dinsizlik var burada. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ya bir dinleyin ya. Otur. Kes. Hadi bir dinleyin ya. Hadi bir dinle. Beyler bir dakika durun lan. Arkadaşlar bir dakika. Siz dediniz ki bakın iyi dinleyin. Siz dediniz ki arkadaşlar biz toplanacağız. Toplanın. Biz bildiri okuyacağız. Bir dakika kaybakan ben konuşuyorum. Bir dakika durun. Bir dinleyin arkadaşlar. Protesto edeceğiz. Protesto edeceğiz. Bir şey dedik mi kardeşim? Ama burası Batman Mardin Karayolu kardeşim. Hastası var. Biz çocuğu var. Kaymakamlığa yürüyüş yapacağız dedi. Ya, izin vermediler kardeşim, köprüye girişimi. Biz şu an olağanüstü haldeyiz. Şu an toplantı, gösterişi hepsi yasak. Sizlerin ne talep ettiğinizin farkında mısınız? Şöyle geçelim. Yolu açalım. Konuşalım. Ben de sizinle akşama kadar bekleyeyim. Peki Sayın Kaymakam. Ya bekleyeyim. Tamam ben sizinle. Çağrı olacağım bakalım. DSE'yi derken bu çocuklar bu bana. Bir saniye. Olacak. DSE'yi bölge müdürü de geliyor. Hepsi geliyor. Genel müdür. Gelin hep beraber. Bölge müdürü gelirse onu izlerim ben. Gelirse onu izlerim. Bir basın açıklamamızı yapalım. Şu basın açıklamamızı yapalım. Sayın Kaymakamım. Gelin. Bütün çocukları hastaneye getirin. Söz konusu taleplerimizi bugüne kadar resmi mercilere iletmemize rağmen bir sonuç elde etmediğimiz gibi bir muhatap da maalesef bulamadık. Şu anda bulunduğumuz durum gibi muhatap yok. Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki biz Hasankeyf halkı yeni yerleşim alanında yaşanabilir bir hale getirilmeden ve mağdur edilen hak sahiplerine hak sahipleri iade edilmeden söz verilen Hasankeyf halkının istihdamı sağlanmadan yapılan bütün çalışmalar halkın hassasiyeti ve güvenliği sağlanmadan süresiz olarak eylemlerimiz devam edecektir. Bravo.